Flander'in Deniz Kenarında Oturan Çıplak Genç Adam adlı eserinde başlarını dizlerinin arasına almış ve ellerini önde kenetlemiş olan bir delikanlının bir deniz kenarında kayanın üzerinde oturmuş olduğu görülür. Neden bir deniz kenarında oturduğu ve neden başı önde öylece oturduğuna dair herhangi bir ipucu bulunmamaktadır. Delikanlının bir gemi kazası sonrası karaya çıkmış olması muhtemelken, koyun sürüsünü kaybetmiş bir çoban olması da bir o kadar olasıdır. Aynı karayı There Will Be Blood filminde Henry karakteri üzerinden de izleriz. Bu sahnede filmin baş karakteri Daniel Plavey, kardeşi olduğunu iddia eden Henry'nin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Ruh hali hakkında herhangi bir ipucuna ulaşamadığımız Flattery'nin meşhur eseri, filmin bu karesinde anlam kazanmıştır. The Lighthouse filminin bu sahnesinde pencereyi andıran bir boşluktan Thomas Howard'ı izlemekteyiz. Arkasında ışığın kaynağı olan deniz feneriyle birlikte gördüğümüz genç adamın elindeki sopayı bir fırça olarak değerlendirecek olursak, suda oluşan görüntüyü Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosuna benzetebiliriz. Van Gogh, penceresinden geceleri gözlemlediği manzarayı gündüzleri tuvaline aktarmıştı. Thomas Howard'ın arkasındaki ışık, pencereyi andıran boşluk, elindeki sopa ve oluşan görüntü Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunun yapım sürecini hatırlatır. Film içerisinde yer alan karakterlerin giderek bozulan psikolojisi de Van Gogh'un hayatını andırmaktadır. Dini ve mitolojik öğeleri resimlerinde sıklıkla kullanan Henry Fuseli, Kabus adlı eserinde hem dünya gören bir kadını hem de ilgili rüyanın içeriğini betimler. Resimde kolları ve başı aşağı sarkan bir kadının üzerine Incubus'un oturmakta olduğunu izleriz. Incubus, uyuyan kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğine inanılan bir tür iblistir. Kara mizah filmlerinin önde gelen isimlerinden biri olan Alex Van Wammerdam'ın yönetmenliğini yaptığı Borgman filminde baş karakter Camille Borgman, film içerisinde Henry Fussell'in Kabus adlı eserini hatırlatan sahnelerle karşımıza çıkar. Bu bağlamda Camille'in söz konusu eserde olduğu gibi Incubus'u karşıladığını açık bir şekilde söyleyebiliriz. Jacques Louw David tarafından resmedilen Marat'ın Ölümü tablosu Fransız devriminin ikonikleşmiş bir parçasıdır. David tabloda yakın dostu ve lider devrimci Jean-Paul Marat'ın ölüm sahnesini betimlemiştir. David, Marat'ı cinayetten bir gün önce ziyaret etmiştir. Bu olaydan oldukça etkilenen sanatçı hemen tabloyu yapmaya başlar. Marat'ın cildinde sorunlar vardı ve bu nedenle öldürmeden önce zamanının çoğunu küvette geçiriyordu. Lakin David, dostunu idealize ederek çizer. Vücudunda bıçak yarasından başka derisindeki sorunlar dahil hiçbir kusur gözükmez. Sanatçı, dostunu adeta bir kahraman olarak takdim etmeye çalışmıştır. Marat'ın pozisyonu, Caravaggio'nun İsa'nın Mezara Konulması isimli tablosundaki İsa'nın pozisyonu ile aynıdır. Ressam bununla dostunun da İsa gibi yüce bir kişilik olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Marat'ın ölümü sonrası ressamın çekmiş olduğu acıyı Schmidt hakkında filminde Warren Schmidt karakteri üzerinden izleriz. Film, ailesi ve işiyle meşgulken herhangi bir sorun yaşamayan Schmidt emekliliğinin ardından karısını da kaybetmesiyle hayatının tepetaklak oluşunun hikayesidir. Eşini kaybetmesiyle birlikte hayatını idame ettirmekle zorlanan Warren'dan tam da ilgili tabloya atıf yapılırken şu cümleleri duyarız. Bana öyle geldi ki, son mektubumda ölen karımla ilgili yanlış konuştum ve negatif bir dil kullandım. Ama beni anlayışla karşılamalısın. Sana yalan söylemeyeceğim. Bu birkaç hafta zor oldu. Zaman zaman dağıldığımı hissettiğim oldu. Helen'imi özlüyorum. İlgili sahnede Marat'ı ölen eşi Helen temsil eder. Ressamın dostunun ölümüyle duyduğu acıyı ise Warren Schmidt karakteri üzerinden izleriz. Burada Schmidt, ressamla aynı duyguları paylaşır. Walhall Rising filmi, M.S. 1000 yılında Tek Göz adında dilsiz bir savaşçının hikayesini anlatır. Film ve baş karakterin isimlerinden anlaşılacağı üzere temelinde İskandinav mitolojisinden beslenen bir filmdir bu. Walhall Rising, Kenneth Anger'ın iki kısa filmine saygı duruşudur. Filmin ismindeki Rising kelimesinin kökü bu iki kısa filme dayanır. Walhall ise Odin tarafından yönetilen Asgard'da bulunan görkemli büyük salondur.
İskandinav mitolojisi ile Hristiyanlık arasındaki çatışmayı ele alan filmde Odin karakteri üzerinden bir tür geçiş izlemekteyiz. Filmdeki tek göz karakteri açık şekilde bir İskandinav tanrısı olan Odin'i karşılar. Zira her ikisinin de tek gözü vardır. Bu benzerliğin biraz daha üzerine durmak için Odin'in tek göz kalma hikayesinden bahsetmek gerek. Burada filmde Matt Mikkelsen'ın canlandırdığı tek göz karakterinin protez gözü, 1958 yapımı The Vikings filminde Einar karakteri esas alınarak modellendirilmiştir. Efsaneye göre dünya ağacının kökleri arasında bir bilgelik kuyusu bulunur. Odin bu kuyudan içmek için delirmiş bir halde gittiğinde kuyunun koruyucusu bilge Mimir ona izin vermez. Ancak tek gözünü feda etmesi halinde Odin'in içmesine izin verir. Odin bunun üzerine tek gözünü çıkarır ve kuyuya bırakır. Odin bırakmış olduğu bu göz sayesinde geleceği görür. Film boyunca kırmızılarla bezeli karşımıza çıkan sahnelerde tek göz karakteri Odin gibi geleceği görmektedir. Filmin bir bölümünde Kudüs'ü almaya niyetli Hristiyanlarla karşılaşırız. Bu Hristiyanlar tek göze Kudüs'ün savaşır ve şehit düşerse günahlarından arınıp yeniden sevdiklerine kavuşabileceğini söyleyerek bu yeni dine Odin'i davet ederler. Film tarihsel bir gerçekliği bize sunar. Vikinglerin Hristiyanlık dinine çabuk adapte olmalarını sağlayan da bu cennet tasvirinin benzerliğinden kaynaklanır. Tanrılar için savaşıp öldüklerinde Valhalla'ya gideceklerine inanan Vikingler bu yeni dine çabuk adapte olurlar. Zira kullanılan öğeler ve tasvirler oldukça tanıdık ve ortaktır. Filmde tek gözün Hristiyanlara köle olması eski dinin yeni Hristiyan dinine karşı düşmesini temsil etmektedir. Çeşitli sanat dallarına bolca referans veren The Dreamers filmi, 3 öğrencinin kendilerini ve cinselliklerini keşfedişlerini konu edinir. Yönetmen Bertolucci, filmin bu sahnesinde siyah eldiven giyen Isabella'yı ışık oyununa başvurarak Venus de Milo heykelini hatırlatan bir tarzla resmeder. Altta çalan The Doors'un The Spy adlı şarkısının "Bilirim uzun süredir düşlediğin rüyanı" kısmında baş karakterimizin ağzından şu sözleri işitiriz. Hep Venüs'te Milo ile sevişmek istemişimdir. Antik Yunan heykel sanatının en ünlü örneklerinden biri olan Venüs'te Milo, aşk tanrıçası Afrodit'i simgeler. Bu sahnede yönetmen Isabella'yı Afrodit şeklinde resmederek film boyunca aşkın varlığını sorgular. Nuri Bilge Ceylan'ın eserlerinde Ilya Glazunov etkisi vardır. Kış Uykusu filminin posteri, Ilya Glazunov'un Dostoyevski'nin yarım kalan ilk büyük roman denemesi Netochka Nezvanova için yaptığı çizimden esinlenilmiştir. Söz konusu resmin aynı zamanda Nuri Bilge Ceylan tarafından bir dekor olarak öyküye dahil edildiğini de görmekteyiz. Film içerisinde Ilya Glazunov'un yapmış olduğu tablolar ara ara karşımıza çıkmaktadır. Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak filmi de Kış Uykusu'na benzer nitelikte bir ilişki barındırır. Uzak filmi, Ilya Glazunov'un Dostoyevski'nin bu kez Beyaz Geceler kitabı için yapılmış olduğu illüstrasyondan izler taşır. Faust, The Return, The Turin Horse, Mother, Ölü İsa'yı Ağıt tablosundan esinlenilmiştir. Andrea Mantegna'nın eseri İsa'nın çarmıhtan indirilip mezara konulması arasında geçen zamana ait bir sahneyi betimler. Çarmıhtan indirilen İsa'nın çevresine yakınları ve sevdikleri toplanarak ağıtlar yakarlar. Kariyerine güzel sanatlardan başlayan Murnau, yönetmenin yaptığı Faust filminde resim sanatına ara ara atıflarda bulunulur. Filmin hemen başlarında Mephisto şehre vebayı getirir ve veba ile birlikte kentin yarısını kaybeder. Murnau, veba sonucu hayatını kaybeden gençlerden birini Andrea Mantegna'nın Ölü İsa'yı Ağıt adlı tablosunu hatırlatacak bir şekilde resmeder. Andrea Ziagitsev'in The Return adlı filmi, iki erkek kardeşin 12 yıl sonra bir anda ortaya çıkan babaları ile geçirdikleri zamana odaklanır. Dini motiflerin bolca yer aldığı filmde baba figürünü ilk defa gördüğümüz sahne söz konusu resmi hatırlatır. Filmde baba figürü İsa'yı temsil etmektedir. Bellatar'ın Nietzsche'ye atıfta bulunduğu The Turin Horse filminde kıyametin kopuşu ele alınır. İncil'de dünyanın yaratılışı 6 günde tasvir edilir. Bellatar ise bu anlatıyı tersine çevirerek dünyanın sonunu 6 günde getirir. Ostorfer'in yataktaki pozisyonu sözüne ettiğimiz resme benzemektedir.
Mother filminde Javier Bardem'in canlandırdığı karakter Tanrı figürünün yanı sıra İsa'yı da karşılamaktadır. Filmin bu sahnesinde ilgili tabloya atfın yanı sıra film içerisinde Bardem'i insanları kutsarken de izleriz. Roy Anderson'ın sinemasını etkileyen ressam Edward Hopper. İnsan olmanın nasıl bir şey olduğunu göstermeye çalışıyorum diyen Roy Anderson, Otto Dix, James Ensor, George Gross ve birçok Alman dışavurumcu ressamdan etkilendiğini fakat tarzını etkileyen en önemli sanatçının Edward Hopper olduğunu açıklamıştır. İsveç'in Göteborg kentinde soyut sanatın garip ve sadece gerçekliğin kabul edildiği çok tipik bir aile ortamında büyüdüğünü, bu yüzden bu soyutlanmış stile geçmek için bu kadar uzun süre tereddüt ettiğinden bahseder. Gerçeklikten sonra Avrupa sanatından ilham aldığını, sembolizm, dışavurumculuk ve absürdizm bunların başında geldiğini belirtir. Bir röportajında şöyle bahseder. Edward Hopper aynı zamanda varoluştan bahsediyor ama New York'ta yalnızlığı anlatıyor. Ama New York böylesine büyük bir şehirken neden insanlar yalnız? Çalışmamda kullandığım bir felsefem var. Ben buna insan ve onun odası diyorum. Bana göre odanın rolü hayal ettiğimizden çok daha önemli. Geniş çekimler beni yakın çekimlerden çok daha fazla etkiliyor. Çünkü orada hangi değerlere sahip olduğumuzu, sahip olduğumuz tadı gördüğümüzü söylüyor. Benim için bir yüzden çok daha fazlasını anlatıyor. Van Gogh'un 1887 ile 1890 arasında ünlü ressamların eserlerinden yaptığı kopyalar sanatında önemli bir yer teşkil eder. Van Gogh, 1889'da kendi isteğiyle yattığı Saint Paul Akıl Hastanesi'ndeki uzun kış ayları boyunca resim konusu bulmak için çabalamıştır. Hastanede kendi resimlerini ve kopyalarını yaparak zaman geçiriyordur. Hollandalı ressam Van Gogh, Tutuklular Çemberi adlı tablosunu 1890 yılında çizmiştir. Bu resmi yaparken Fransız ressam Gustave Doré'un bir gravüründen esinlenmiştir. Stanley Kubrick de Van Gogh'tan esinlenerek bu tabloyu filminde kullanır. Alex'in Ludovica terapisi hakkında papazla konuştuktan sonra sahnede avlunun çevresinde bir daire içinde yürüyen mahkumları izleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Esenlikler.